Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle yepyeni bir konuya başlıyoruz. Konumuzun adı Material Design'deki tablar konusu. Önümüzdeki birkaç ders boyunca tabların çeşitlerinden bahsedeceğim. Ve eminim ki bu derslerin sonunda görüp görebileceğiniz her türlü tab çeşidini kullanmayı öğreneceksiniz. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden projemize dönelim. Projede daha önce ViewPager'da kullandığımız bu fragmentleri ben buraya aldım. Bunların layout dosyaları ile beraber ve şu an için uygulamam bu şekilde. Main Activity'de bir tane butonum var. İlk olarak text'te, yani basit bir tab çeşidini nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bu butona bastığımda farklı bir aktivite açılacak ve bu konuyla ilgili sınıflar, fragmentler, adaptörler burada olacak. Şimdi daha önceki derste hatırlarsanız bütün sınıflarımızı buradaki package'in içine oluşturmuştuk. Burada biraz daha derli toplu gitmek adına ben 3 tane package oluşturdum. Ve buradaki fragmentleri bu package'in içine koydum. Çünkü biz bunların şu an için hiçbiriyle ilgilenmeyeceğiz. Biz bunları sadece göstereceğiz. Ve bu dersi anlatırken şunu söylüyorum. Eğer siz ViewPager anladıysanız tablar size çok kolay gelecektir. Yani bu dersi tabii ki de yeni şeyler göreceğiz. Ama biraz da ViewPager'ın tekrarı olarak düşünebilirsiniz. O dersi anlamayan arkadaşlar da bu dersi iyi dinlesinler. Eminim akıllarında kalan soru işaretleri bu ders sonunda giderilecektir. Daha sonra bir app diye bir package yaptım. Bunun altına da main activity'mi koydum. Bir tane package'im var, adapters diye. Çünkü ViewPager söz konusu ise bir adaptör kullanacağız. İlgili adaptörü bunun içine koyacağız. Şuraya geliyorum, yeni bir package oluşturuyorum. Buna da tablar diyorum. Ve şu an için main activity'yi de şöyle bir göstereyim. Design tabına baktığımızda gördüğünüz gibi bir tane butonum mevcut. Hiçbir şey yok onun içinde. Daha sonra bu butonun adı BTN Text Tab. Bununla ilgili Set on Click Listener'ı atadım. Ve bu butona tıklanıldığında olacak şeyler burada yer alacak. Özür dilerim. Şimdi ne dedik? Bu butona basıldığında başka bir aktiviteye gidilsin. Ve daha sonra biz orada ilgili işlemlerimizi yapalım. Farklı bir aktiviteye gitmek için kullandığımız yöntem neydi arkadaşlar? İntentlerdi. New intent diyorum. Daha sonra ilk olarak benden context bekliyor. Context olarak bu sınıfı gösteriyorum ve bir sınıf adı istiyor. Bunun adını da textTab.class diyorum. Daha sonra da start activity deyip bu butona tıklanıldığında yeni bir aktivitenin çalıştırmasını sağlayacağım. Şimdi TextUp kızardı. Neden? Çünkü böyle bir sınıf şu an için mevcut değil. Alt Enter'a basalım. Ve daha sonra Create Class Text Tab dersek ne yapacak aslında? Oluştursun. Buradan ilgili package'i seçebiliyor muyuz? Seçemiyoruz. Peki. Sorun değil. Buraya oluştursun. Daha sonradan bunu taşırız. Şimdi arkadaşlar bu sınıfı ulaşmak için buna bir kere public dememiz gerekiyor. Ve bu bir activity olduğu için benim bunu UpCompact Activity'den extend etmem gerekiyor. Daha sonra ben buradaki text tabı buradan alıp şuraya refactor deyip yapıştırıyorum. App'ta main activity var. Tablarla ilgili sınıf olduğu için ben bunu bunun altına koydum. Şimdi unutmamamız gereken neydi? Her activity oluşturulduğunda manifest dosyamızda bununla ilgili bir kaydın olması gerekiyor. Aktif takdirde ne olacaktır? Uygulama crash olacaktır. Activity dedikten sonra text tabı buraya yazıyorum. Hatalan arkadaşlar büyük ihtimal bunu unuttuğu için alacaktır. Lütfen en baştan yazalım. Daha sonradan unutmayalım. Şimdi bu bir activity ise bunun bildiğiniz gibi ilk çalıştırıldığında onCreate metodu çağrılıyordu. Burada da yine hatalan arkadaşlar olacaktır. Şunu bir daha göstereyim. onCreate yazdığınız zaman burada aslında iki çeşit sınıf geliyor. İki çeşit metot geliyor. Şöyle bunu uzatabilirsem. Evet. Şunu seçmiyoruz. Seçtiğimizde olmuyor çünkü. Şunu seçiyoruz. Sadece hiçbir şey olmadı. Activity main'deki şuradaki onCreate'i copy paste yapabilirsiniz. Tamam. Şu an sıkıntı yok. Geldik buraya. Ve neydi burada? Set content view diye bir metodum vardı. Ben buna r.layout.activityText
Tab diye bir layout'u çalıştırmasını söylüyorum. Şunu şuraya import edelim. Import class deyip. Tabii ki de hata verecek. Neden? Çünkü şu an için böyle bir layout yok. Bunu da hemen oluşturalım Alt Enter'la. Lineer layout olsun. Peki, sıkıntı yok. Şöyle bir düzenleyelim. Şimdi bunun içine ben Activity Main'deki öncelikle şu toolbar'ımı bir koyayım. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Dondu şu an. Evet, geldi. Toolbar'dan sonra da şimdi bunu aynı bir view pager örneği gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer ne olacak aslında? Buradaki activity text up benim main activity'm oluyor. Biz view pager'ımızı nereye koymuştuk? Main activity'ye koymuştuk. Aynı o şekilde ben buraya bir view pager koyacağım. Match parent. Ve de bunun ID'sine ne atacağım arkadaşlar? View pager. Bunu atadık. Bu view pager'ın içinde biz bizim fragmentlerimizi yerleştireceğiz, değil mi? Buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur. Bilmediğim bir şey şu an için anlatmadım. Geldik buraya. Şuraya gelelim. Toolbar'ımızı bir initialize edelim. Toolbar. Find view by ID ile bunu bulalım. r.id.toolbar diye. Typecasting işlemini yapalım. Daha sonra da toolbar deyip set title deyip buna da ne diyelim? Text tab örnek. Hani diğerinden farklı olması adına. Buraya kadar da umarım bilmediğiniz bir şey yok. Hani kafanızı karıştıran. Tabii view pager'ımızı da burada isterseniz şimdiden yapalım. Find view by ID ile bunu buluyoruz. r.id.viewPager. Typecasting işlemini yapalım. Daha sonra da normal şu ana kadar bir test edelim bakalım bir hatamız var mı? Çünkü birazdan adaptör tanımladığımda hata alacağım. Neden? Çünkü herhangi bir adaptörle ilgili bir şey yazmadığım için. Şimdi bir bakalım. Uygulamam açılıyor. Butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi text up örnek buraya geldi. Şu an için bir sıkıntımız var mı? Yok. Şimdi ViewPager'dan hatırlarsanız ne olması lazımdı? Benim buna bir set adaptör demem lazım. ViewPager nokta set adaptör deyip buna bir adaptör nesnesi yollamam lazım. Peki bu adaptör nesnesi nerede? Şu an için mevcut değil. Bunu şöyle diyelim. Custom ne diyelim buna? Ya da custom falan demeyelim. Şöyle diyelim. Text tab adaptör diyelim. Adaptör isim de eşittir. New text tab adaptör. Yani keşke text tab adaptör diye bir sınıfım olsa da cat diye bunu oluşturabilmiş olsam ama işler tabii ki de bu kadar kolay değil. Şimdi text tab adaptörü oluşturmam lazım. Çünkü böyle bir sınıf mevcut değil. Alt Enter'a bastım. Create class text tab adaptör diyorum. Şurada gelmesi lazım diye düşünüyorum ama nedense gelmiyor. Neyse. Yani package'ı tabii buradaydı. Gördüğünüz gibi burada hepsi mevcut. Fragment pager adaptör. Hangisi bu? Ya bana da arka planı siyah yaptırdınız. Açıkçası şu an gözüm seçmiyor. Neyse kalsın. Ben geleyim paşalar gibi şurada. Şuradaki adaptöre geliyorum. Yeni Java class diyorum. Bunun adına ne diyecekmişim? Text tab adaptör. Okey diyelim bir sınıfımız oluşturulsun. Şimdi hatırlayacağınız gibi bunu bir şeyden extend ediyorduk. Neyden extend ediyorduk? View Pager yok. View Pager değildi. Neydi bunun adı? Fragment State Pager. Fragment Pager adaptör diyelim ilk baş. Bunu yaptığım an bir hata veriyor. Ne hatası? Alt Enter'a basalım. Diyor ki implement methods. Sen bunu eğer bir sınıftan extend ediyorsan
bazı metotları implemente etmen gerekiyor. Neymiş onlar? Get item'la get count. Peki diyoruz ve ekliyoruz. Daha sonra bir hata daha alıyoruz. Ne diyor bu sefer de? Create constructor matching super. Evet, bunu da yaptık. Şu an için fragment pager adaptörüm oluştu. Burada alt enter yaparsam import cluster'im, her şey düzgün bir şekilde çalışır mı? Şu an için bir hata göremiyorum. Büyük ihtimal çalışacak. Tabii hata var gibi. Burası benden bir parametre bekliyor. Neden arkadaşlar? TextType adaptöre bakarsak ne dedik? Bundan bir nesne yaratılınca çağrılacak olan sınıf constructor sınıfıdır. Ve bu gördüğünüz gibi fragment manager tipinde bir nesne bekliyor. Ben bundan nesne yaratmışım ama buna böyle bir şey yollamış mıyım? Hayır. O yüzden bunun karın ağrısı bu. Set support fragment manager deyip bunu buraya yollarsak gördüğünüz gibi kızarıklık gitti. Şimdi ne yapmış olduk? TextTab'daki adaptörü sınıfını oluşturmuş olduk şu an için. Tabii ki de bitti mi işimiz? Bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Şimdi adaptörler kullanılıyorsa her seferinde ne diyoruz? İlgili data kaynaklarını hazırlamamız gerekiyor. Benim buradaki data kaynağım ne peki? 6 tane fragment var ve ben bunları ViewPager'da tek tek göstereceğim. Yani benim data kaynağım aslında şu an için neler? Fragmentler. Ve biz bunları tutarken ne kullanıyoruz genelde? List kullanıyoruz değil mi? List dedim. Diyorum ki senin içinde fragment tipinde nesneler tutulacak. Doğru package'ı seçtik mi bu arada? Evet. Buraya fragment listesi diyelim. New array adaptör list diyorum. Ve bunun iklemesini yaptık. Daha sonra ne dedik? Bizim konumuz ne aslında? Tablar. Evet. Ama tablarda da neler var? Text var değil mi? Yani 6 tane fragment varsa üstlerinde de 6 tane title'ları, başlıkları olacak. Ben diyorum ki bunları da string veri tipinde liste tanımlayarak onun içinde tutabilirim. Buna da ne diyelim? Tab başlık listesi diyelim. Bunu da yaptık. Daha sonra şimdi burada get item, önce get count'u yapalım, en kolayı o. Get count'ta arkadaşlar neydi? Benim ViewPager'ımda göstermek istediğim öğelerin sayısını istiyordu. Ya şu an için ben zaten 6 olduğunu biliyorum. Ama burada ben fragment listesi diye bütün fragmentleri tutacak bir şey yaptım ya. Daha dinamik olması adına fragment listesi nokta length değildi size. Bunun size'ını yollayabilirim buna. Get item dediği de neydi? Position diyor ki bu metot çağrıldığında verilen position'a göre istenilen fragmenti döndür. Return dedikten sonra ne diyoruz? Fragment listesi nokta get index olarak da position'ı veriyoruz. Bu metotları ViewPager'ımız kendi düzgün çalışmak için kullanıyor. Daha sonra bunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi TextTab sınıfından benim bu data kaynaklarını bu adaptöre göndermem lazım. O yüzden bu şeyde yaptığımız, yani şuradaki iklemeleri ben direkt buradan kopyalıyorum. TextTab'ın şuraya yapıştırıyorum. Okey diyelim. Ve diyorum ki yani işlemler burada yapılacak değil mi? Ama bunların içerikleri, yani ben bu fragment listesine henüz fragmentlerimi koymadım. Tab başlık listesine henüz bir başlık belirtmedim. Bunların belirtilmesi bu sınıfta olacak. Ama kullanımları burada olacak. Ben bunları parametre olarak bu sınıfa yollayacağım. Yollamak için ne yapıyoruz? Bunun constructor'ını kullanabiliriz. Buraya gelip diyorum ki sana fragment manager nesnesi yolladığım gibi aynı o şekilde şurada oluşturduğum fragment listesini de yolluyorum. Ve de tab başlık listesinde yolluyorum. Ne yaparsan yap. Geleceğim buraya. Bunun bir hata vermesi lazım. Vermiş zaten. Şimdi bir nesne oluşturduk. Fragment manager listesini bu paşalar gibi aldı mı? Aldı. Aynı o şekilde ne yapması lazım? Benim
yukarıda oluşturduğum o listeleri de alması lazım. Sana bir tane fragment tipinde veri tutan fra list diyorum kısa olarak. Aynı şekilde string veriler tutan bir liste yolluyorum. Onun adına da başlık list. Kısa olsun ve de şunlarla karışmasın diye farklı yazdım. Daha sonra bunun süperinin altına diyorum ki bu sınıftaki şuradaki fragment listesi var ya, evet. Şuradan gelen fra liste eşit. Eşit değil aslında, atama yapıyoruz. Buradakini alıyoruz, bu sınıftaki buna atıyoruz. Aynı şekilde bu sınıftaki tab başlık listesi ne? Şuradan gelen başlık listi ata. Bunlar nereden geliyor? Text tab sınıfından geliyor. Şimdi gelelim bunların içeriğini doldurmaya. Şimdi basit bir şekilde nasıl doldururuz? Şöyle set adaptör burada yapılıyor. Evet. Bir sıkıntı yok. Mesela view pager'ın altına gelelim. Buraya gelip şey diyebiliriz. Mesela fragment fragment A'dan fragment A sınıfını bu görüyor mu? A değil, one. İşte tab 1 demeyelim. Sayfa 1 diyelim. Eşittir new fragment one. Daha sonra gelip işte fragment listesi nokta et. Bunlar benden fragment tipinde veri bekliyordu. Şuradaki sayfa 1'i buna gönder. Ne yapmış oldum? Fragment 1'ı buna göndermiş oldum. Aynı şekilde şey için tab başlık listesi içinde bir tane string ifadeymiş. Şöyle yapabiliriz. Tab başlık listesi nokta et. Gördüğünüz gibi bu da benden string ifade bekliyor. İlk olarak mesela tab 1 diye bir başlık buna atayabiliriz. Bu bir tane eleman için böyle yapabiliriz. 2 için, 3 için, 4 için. Bizde 6 tane var. Açıkçası ben burayı bunlarla boğmak istemiyorum. Bunu sildim. Ya da dursun. Ya da sileyim. Bunları burada bölmek yerine ne yapıyorduk? Biz işlemlerimizi her zaman metotlara bölüyorduk. Böl, parçala, yok et sorunu. Public void dedikten sonra setData diye bir sınıf metodum olsun. Ben bu metoda eklemek istediğim fragmenti yollayayım. Yeni. Bir de onunla ilgili başlık bilgisini yollasam. Daha sonra buna gelen yeniyi fragment listesi nokta et deyip yeni. Yeni demeyelim, şöyle yeni sayfa diyelim. Sayfa fragment diyelim. Kafanız karışmasın. Yeni sayfa fragmenti listeye ata. Daha sonra da başlığı atacağız. Fragment değil de tab başlık listesi nokta et. Buna da bu başlığı ata. Tamam. Bunu da yaptık. Peki şu an buna hani bu çalışacak mı? Hiçbir yerde tanımlamadık. Tanımlayalım. ViewPager'a giriyorum. Diyorum ki set data metodunu çalıştır kardeş. İlk olarak benden bir fragment tipinde nesne bekliyor. Al sana nesne. New fragment one. Peki daha sonra da başlık bekliyor. Bunun başlığına diyorum ki tab 1. Aynı şekilde set data new fragment two. Bunun başlığı da tab 2. Böyle böyle ne yapacağız arkadaşlar? 6 tane fragment. 6 yapmayalım şu an için. Uzatmayalım. Set data new fragment 3. Bu da tab 3. Şu an için 3 tane tabım var. 3 tane fragmentle ilgili 3 tane tabım var. Şimdiye kadar bir hatamız var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi geldi. 2, 3. Çok güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Hani tablar nerede diyeceksiniz. Haklısınız. Şimdi biz veri kaynağımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi atamaları yaptık.
Bunları adaptörlerimize, view pager'ımıza koyduk mu? Koyduk. Burada yapmam gereken bir şey kaldı mı? Get item'ı doldurduk. Get count'u verdik. Ha, şimdi işte bu tab başlık listesini ilgili tabla ilişkilendirmek için yeni bir metot göreceğiz. Bu metodumuzun adı get page title. Bu metot basit bir şekilde ne yapıyor aslında? Bizim bütün başlıklarımız nerede? Tab başlık listesi nokta get deyip şuradan gelen position'dan ilgili başlığı veriyoruz. Atıyorum tab 2 için veya şöyle diyelim. Bunun için mesela ne getirecek? Tab 3 öğesini getirecek. Şuradaki position değerine göre. Bakalım bir şey değişti mi? Yani değişmeyecek açıkçası ama bir bakalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Çünkü arkadaşlar bu tab bilgisini içeren şeyi layout'uma ben yerleştirmedim. Şimdi burada biz view pager'ımızı gösteriyoruz. Çok güzel. Toolbar'la bu view pager'ın arasına bir şey yazacağım. Yazacağım şey tab layout. Tab layout. Aa, gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bu support design'ın şeyi sizde, ben bunu daha önce eklemişim sanırım. Aslında gelmemesi lazımdı. Şuraya bir bakalım. Evet, design kütüphanesi bende geldi. Gelmeyen arkadaşlar için bu satırı ekleyip support'i uygulamamız lazım. Bunu dedikten sonra geliyoruz buraya. Tab layout'u ekliyoruz. Bunun genişliği, yüksekliği ne olacak? Genişliği match parent olsun. Yüksekliği wrap content olsun. Daha sonra gelelim buna bir ID verelim. ID. Tabs diyelim. İşte buna bir background verelim. Background'u color primary olsun. Burada yeni öğreneceğimiz şeyler bununla ilgili. Tab gravity, center olsun ve de tab mode diye bir özelliğimiz var. Bu da şu an için fixed olsun. Şimdi bakalım bir şeyler değişti mi? Dediğim gibi bu support design library'nin bir öğesi. Bu yüzden bunu compile etmesi lazım. Şurada build.gradle compile olarak belirtmemiz gerekiyor. Aksi takdirde zaten ulaşamayacaksınız. Nereye gitti? Şunu kapatalım. Buradaydık. Tıkladım. Evet. Burada da şu an bir alan ayrıldı buna. Ama gördüğünüz gibi ne yok. Herhangi bir şey göremiyoruz. Bunun sebebi nedir peki? Bunun sebebi de arkadaşlar, hani biz nasıl şurada adaptörümüzde view pager'ımızı ayarladıysak, aynı bunun gibi de benim o tab layout'u öncelikli olarak bir find view by id ile bulmam lazım. Tab layout find view by id r.id.tab demiştik buna. Tab layout'umla bu view pager'ımı ne diyelim ona, senkronize etmem lazım. Diyorum ki tab layout nokta setup with view pager. View pager'ım zaten yukarıda mevcut. Onu buraya geçiyorum. Son kez test edelim. Uygulamam açıldı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi tablarımıza sonunda ulaştık. Hani zor muydu? Bence değildi. Çünkü view pager'da aslında şu ana kadar hani son 5 dakikası bir tek bu tablarla ilgili bir şeyler yaptık. Onun dışında aslında view pager'ımızın ve onun adaptörüyle uğraştık. Hani çok da farklı bir şey yapmadık aslında. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar buraya böyle üçlü olarak yan yana dizildiler. Peki neden? Çünkü biz burada ne yaptık? Tab gravity'yi center yaptık. Ondan mıydı? Evet. Biz eğer bunu fill yaparsak sonuca bakalım. Aradaki farkı görelim.
Fail yaparsam ne yapacak aslında? İlgili bütün satırı dolduracak şekilde yayılması lazım bu şekilde. Evet, yani fill ile center'ın farkını anlamışsınızdır. Şurada da fix var. Bunu scrollable yapalım bakalım ne oluyor. Center yapınca hepsini ortada bir topluyor. Fill yapınca da ise bütün alana yayacak şekilde bizim tablarımızı yerleştiriyor. Tıkladım. Evet, scroll yapınca bir şey gelmedi. Neden? Çünkü bizim scroll yapacak kadar çok tabımız yok. Yani bu aslında şu 6-7 tane daha tabımız olsaydı şöyle sağa sola kaydırabilecektik. Bunu hızlı bir şekilde şuraya geliyorum. Buradaki set data dediği şeyi tree vardı. For 5 ve de 6 tabımı ekleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi bir test edelim bakalım scroll çalışacak mı? Tıkladım. Gördüğünüz gibi şimdi tab altı ekrana sığmadığı için böyle bir scroll özelliği geldi. Nasıl geldi arkadaşlar? Şuradaki layout dosyasına belirttiğimiz tab layout'ta belirttiğimiz şu tab modu scrollable yaptığımız için. Fix yaparsak ne oluyor? 6 tanesini bakalım ekrana sığdırabilecek mi? Tıkladım. Gördüğünüz gibi 6 taneyi böyle yerleştirdi. Ve bunlar çalışıyor. Ben bunu yine scroll yapacağım. Şöyle bir şeyi test etmek istiyorum ama gerçi videoda uzadı ama şöyle bir aklıma bir şey geldi. Şimdi biz ne dedik? Fragment Pager adaptörün ne yapıyordu? Sadece görünmeyen elemanları detach ediyordu, değil mi? Remove etmiyordu. Şimdi benim halihazırda 6 tane tabım var. Ben bunları şöyle bir sürü bir sürü yaparsam acaba uygulamam crash olur mu? Evet, şu an deneysel bir proje ile karşı karşıyayız. Daha önceden de denemedim bunu. Maşallah çalıştı. Artık cihazda nasıl bir hafıza varsa. Abartmak istiyorum. Şunların hepsini seçip yani ben bu uygulamayı patlatacağım arkadaş. Bunda da çatlamıyorsa zaten artık hani state pager falan kullanmaya bence açıkçası gerek yok. Allah Allah. Daha ne yapalım yani? Herhalde telefon özelliği çok iyi, o yüzden olmuyor. Gördüğünüz gibi çatır çatır çalışıyor. Ama yine biz ne yapalım? Teorik bilgimizi verelim. Bunun kontrolünü falan nereden yapıyoruz? Onu da açıkçası bilmiyorum. Şurada görünür mü? Gördüğünüz gibi bütün fragmentler oluşturulmuş. Şurada bir kaynak system information var. Neyse ben onu daha sonra araştırırım. Size de bulursam gösteririm. Ama biz ne demiştik? Daha uygun şunları bir silelim. Bitmiyordu maşallah. 6'ya kadar. Evet. Böyle çok fazla tabınız olduğunda siz yine de uygulamanız çok fazla kaynak tüketmesin diye ne yapın arkadaşlar? Şuradaki Text tab adaptörü fragment pager adaptörden değil de fragment pager state pager adaptörden extend edin. Çünkü bu ne yapıyordu? Görünmeyen öğeleri detach yerine remove ediyordu. Evet, umarım tab konusu, textlerle tab konusu anlaşılmıştır. Bir sonraki derste ikonlarla tabın ne olduğunu göstereceğim. Görüşmek üzere.